Gifkoanaliz.com'dan selamlar. Çarşamba günkü İstanbul yarış yorumlarıyla karşınızdayım. Tek 1.6'lı ganyan 7 tane koşu bizleri bekliyor. Bununla ilgili yorumlarımı paylaşarak sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Bu hafta bir farklılık yapıp İstanbul yorumları geceden ziyade gündüze bırakıp öğlen saatten yayınlamaya karar verdim ve şu an karşınızdayım. Bu tip durumlarda duyuruları veya paylaşımlarımızı takip edebilmek için bizi özellikle Twitter, Instagram ve Facebook gibi platformlardan mutlaka takip etmenizi önerebilirim ki bu tip durumlarda duyuruları buralardan paylaştığımızı söylemek isterim. Çünkü çok fazla mesaj geldi, İstanbul yorumu yok mu, YouTube'da atılmayacak mı şeklinde. O yüzden de bunları en azından böyle bilgi sahibi veya işte ne olacağını bilmek adına mutlaka buradan takip edip bunları da görebilirsiniz. Bu anlamda ciddi anlamda söyleyebilirim ki büyük ihtimalle bir hafta içerisinde de Twitter'da bir çekiliş yapmayız düşünüyorum yaz sezonu için. Bununla ilgili katılım için de takip etmeniz ayrı bir yarar sağlayacaktır. Onun haricinde diğer programlarla ilgili yorumlarım tamamen gifanaliz.com sitesinde oluyor ki en son dün kazandık. En son YouTube yayınında Pazar İzmir programı 4000 kusur TL'yi kazanmayı bildik. Değerlendiren herkesi çok çok tebrik ediyorum. Bu aralar güzel gidiyoruz ve bugün de umarım bu güzel gidişatı devam ettirmeyi başarırız diyor ve yorumlara başlıyorum. Sanki İstanbul programı çok yüksek bir ikramiye vermeyecek gibi duruyor ama bakalım yorumlarımızla beraber birkaç yerde cazipleştirmeye çalışacağız. Umarım da o sonuçlar ve cazip isimler beklediğimizi verir. Yedili plasayana baktığımızda 3 numaralı Nibolu ile beraber 1 numaralı Kral Ömer'i yedili plas için yazsak yeterli olur. Ama birinci üçlü ganyan veya farklı tarzlarda oyun denemesinde bulunacaksanız özellikle 5 numaralı Özgür Fatih'i de araya sıkıştırmanızı önerebilirim. Çünkü bu at fena performans sergilemiyor ve bugün startla birlikte liderliği alıp çok da baskı görmeyecek. Bir beyaz bayrak aynı yarışı 5 numaralı Özgür Fatih'den gelebilir. Farklı oyunlar için özellikle 5 numaraya da dikkat etmekte fayda var ama 7'li plase için 3 ve 1 yazsak yeterli olacaktır. Altılı ganyan ilk ayağına gelecek olursak Star Stone yaşamayacağını bilsem banko önereceğim bir at vardı ama bunu bilemiyorum ve eğer Star Stone yaşayıp da kaybederse gerçekten çok üzülürüm. O yüzden de burayı biraz kalabalık geçmeye karar versem de bence 2 numaralı Bellatrix rakiplerinin ciddi anlamda önünde. Çünkü bu at Star Stone yaşamada her yarışta başarılı koşan ve netice alabilen bir isim ki son koşuda bunu bizlere gösterdi. Son koşuda bir takı değişikliği yapılmıştı. Normalde kapalı gözlük ve kulaklıkla start alırken son yarışında start gerisine kadar bu takılarla geldi ve yarışta herhangi bir takız bir şekilde start aldı. Start da çok kötü almayan ve güzel bir ikinci kelleden Bellatrix var. Son yarışında olduğu gibi minimum derecede start sonu yaşarsa bu koşunun kazanının 2 numaralı Bellatrix olma ihtimali çok yüksek. Eğer ben bu riski alırım, ilk ayaktan bir değerlendirmede bulunurum diyorsanız Bellatrix'i alternatif adaylardan biri olarak değerlendirebilirsiniz. Rakip yazacaklara öncelik 1 numaralı Aşkın abi. Öne gidebilecek Hüküman dışında bir isim göremedim. Çok süratli bir yarış olmayacak. O yüzden liderliği alsa da ön grubu yakın takip etse de her türlü gidişatta 1 numaralı Aşkın abi ismini çok fazla duyabiliriz. Tek atmayacağım ama kısa da geçmek istiyorum diyorsanız 2 ve 1 bence bu ikili rakiplerin ciddi anlamda önünde. Ama daha genç uçak olanlar varsa 11 numaralı Pamucak, 3 numaralı Cengaver Tay, 10 numaralı Mir Kızım, 7 numaralı Ebrarzade ve 4 numaralı Dorukhan Bey'i sırasıyla isteyenler değerlendirebilirler. 2 ve 1 önce 11, 3, 10, 7 ve 4 daha sonra. Üçüncü koşuya bakacak olsak burada da bir alternatif tek adayım var. Zoru kolaya çevirebilecek tarzda bir tek adayından bahsediyorum. O da 9 numaralı Aslanım. Aslanım çok böyle üst düzey performans sergilemese de özellikle son ikinciliği ve kazandığı yarışa dikkatli düzen çekmişti ki genel olarak yarışları önde kabullenen bir Aslanım görüyoruz. Bugün baktığımızda çok süratli, ultra tempo yapabilecek bir rakibini göremedim. Uygun da kilosuyla beraber startla liderliği alıp bitişe kadar liderliği koruyan ve bizlere bir beyaz bayrak aynı yarışı izlettiren 9 numaralı Asan'ım görebiliriz. Bu zor koşuyu kolaya çevirip kuponu Fatma'ya gidecekler varsa 9 numaralı Asan'ımı değerlendirebilirler. Ama burada eğer 9 numara gelmezse büyük ihtimal ters bir sonuçta bir sürprizle karşılaşabiliriz. O yüzden ben biraz daha 9 ve diğerleri diyorum. İlk rakip olarak ise 11 numaralı Cüda Dici
alacağım. Yani son yarışını izlerken dedim ki bu yarış hedef değilmiş. Çünkü en oynatmadan kolay bir altıncılık elde etmiş. Bugün uygun kilosuyla beraber eğer rakipleri beklediğimizi karşılayamazsa özellikle Hasan'ım 11 numara Cüdoğan devreye girebileceğini düşünüyorum. Daha sonra 4 numaralı Bekrat, hem apprenti iyi bir apprenti hem de Bekrat kötü yarışlar yapmıyor. Bugün de mutlaka söz sahibi olduğunu görebiliriz. Daha sonra 5 numaralı Güla, 6 numaralı Cesur Buğra, 8 numaralı Mavi Sakal, bomboş kilo, genç ve az yıpranmış bir isim. O yüzden de kalabalık gençlikler mutlaka değerlendirsinler. Daha sonra 1 numaralı Çağlayan Şelale, 3 numaralı Başaydın ve 2 numaralı Aboneyi değerlendirebiliriz. Tek atılacaksa, kupon ufaltılacaksa 9 numaralı Asanım, rakip yazacaksa 11, 4, 5, 6, 8, 1, 3, 2 şeklinde. Bugün neredeyse 6 ayağın altında birer tane tek adayı paylaşacağım. O yüzden de isteyenler ikinci tek adayı olarak veya kupon ufaltma anlamında bazı ayaklara tercihler yapabilirler. Dördüncü koşuya da bakacak olsak burada dikkat çeken isim 9 numaralı Bikati. Aslında Bikati öyle arada kalıyor ki bu koşuda. Gerçekten çok şanslı. Çünkü yarış çok yavaş gitmeyecek, süratle gitmeyecek. Kilosu uygun ve Bikati tam böyle yarışı orta takip edebilen ve sprinterden ziyade ön grubu biraz daha yakın olarak konumlanabilen atlardan biri. Bugün büyük ihtimalle Lisbon'la beraber Stilman'in önlere çıktığını ve belli başlı tempolarda koşuyu götürdüklerini göreceğiz. Belki arkalarına Burak Şah gelebilir veya bazısının geldiğini görebiliriz. Bunun da hemen dibinde Bikati'nin gideceğini göreceğiz. Evet, geriden gelecek güçlü atlar var ama gelene kadar hem uygun kilosu hem de bu gidişata fırsat çevirecek bir potansiyeliyle ben 9'un Bikati'nin bir yerden sonra liderliği alacağını ve gerideki atlar gelene kadar işi çoktan bitirip yarışı da kazanacağını düşünüyorum. Bu zorlu koşuyu da kolaya çevirmek isteyenler varsa 9'uma Bikati'yi de alternatif adaylardan bir farklı olanı olarak değerlendirebilirler. Rakip yazacaksak öncelik 5 numaralı Çakır Yıldızı. Son yarışında ağır kilosuna rağmen çok iyi bir ikinci elde etti. Bugün kilosu ciddi anlamda düştü ve mutlaka devreye girecektir. Daha sonra zaman zaman çıkışları olan 6 numaralı Ambargo, 8 numaralı Lisbon özellikle sürpriz arayana dikkat etsin. Baktığımızda öne gidebilecek bir Stilman var ama Stilman'ın kilosu 61. Yani çok böyle üst düzey tempolara girmeyebilir ve Lisbon startla beraber alacağı liderliği uygun da kilosuyla bir beyaz bayrak aynı performansı bizi izlettirerek kazandığını görebiliriz. Kalabalık geçecekler veya sürpriz arayanlar 8 numara ayrı bir şekilde dikkat. Daha sonra 2 numaralı Oklahoma, 3 numaralı Stilman ve 7 numaralı Shine On Me'yi yazabiliriz. 9 önde 5, 6, 8, 2, 3, 7 sıralamam. 5. koşuya bakacak olursak 3 numaralı Sarsares'i günün bankosu olarak öneriyorum. Bugüne kadar zaten hep bu attı. Bayağı bir ön planda önerdim, hatta banko önerdim ve bugüne kadar beni yanıltmadı. Bugün evet AG foran çok yüksek ama yine kazanması çok normal sonuç olacaktır. Çünkü bu atın potansiyeli şu an koştuğu rakiplerine nazaran bayağı daha yüksek ve daha en üst. Bu atın gerçek de gücünü gördüğümüze inanmıyorum. Daha net performansını bizleri izlettirecektir. Yine startla beraber liderliği alıp tek kafamda bir soru işareti var. Genelde yani bu son zamanlarda benim bir izlenim yaptığım bir durum, yüksek HGF'li ve önde giden bir at olduğunda bazı jokeyler veya bazı aprantiler çok çılgın tempoya girip onu bozmaya çalışabiliyor. Eğer böyle bir durum burada gerçekleşmezse normal şartlarda 3 numaralı Sarseris'in liderliği alması ve bitişe kadar da koruyarak kazanması gerekiyor. Ama böyle bir durum gerçekleşir diye biraz korkum olsa da ben bu kadar deneyimli ve çok fazla at binen jokeyden olduğu yarışta öyle çok ciddi tempoya gireceklerini sanmadığım için iyi düşündüğümden diyeyim en iyisi 3 numaralı Sarseris'i banko öneriyorum. Ama mesela bugün biraz daha cazip kurgu oluşturmak istiyorum diyorsanız Bikati'yi veya burada Hasan'ımı ve ilk ayakta Bellatis tercih edip buralarda alacağınız ile birlikte buraya mesela cazip atlar yazıp daha yüksek bir ikram hedefinde bulunabilirsiniz. Bu da farklı kurgular için önerim olsun. 6. koşuya geldiğimizde aslında burada dikkat çeken bir isim var ve kazanması normal sonuç olacaktır. O da 1 numaralı Anadolu Fatih. Yani Anadolu Fatih az öz koşan atlardan biri ki özellikle son ikinciliğinde Venivici gibi bir atın dibinde koşuyu bitirirken ki Venivici dediğimiz at o günden sonra çok iyi yarışlar yapıp özellikle en son koşusunda kısa hava 8 koşup 8 boy startta kalmasına rağmen iyi grupta güzel bir 4. elde ettiğini görüyoruz. Üstelik Anadolu Fatih o günde 60,5 kilo sketi varmış. Bugün de aynı kilo ile start alıyor ama rakipler çok daha uygunlaştı ve çok daha
rahat geçebileceği tarz isimler var. O yüzden son yarışın tekrarlaması durumunda 1 numaralı Anadolu Fatih'ini kazanmaya çok ama çok yakın görüyorum. İsteyenler burada da risk alıp 1 numarayı da alternatif adaylardan biri olarak değerlendirebilirler. Rakip yazacakları öncelik 2 numaralı Butra Guena, 5 numaralı Flawless Power ve 4 numaralı Forza Ring diyeceğim ki özellikle kalabalık geçecekler. Yani burayı ben tek atmayacağım, biraz daha böyle at yaz bir düşünüyorum diyenler varsa AGF'de geride kalmış olan 4 numaralı Forza Ring atlanmamalı. Çünkü bu atın zamanında Sentik'te de yaptı. Çok başarılı yarışlar var. Bence bu yarışta bir sürpriz çıkacaksa 4 numaralı Forza Ring bunu gerçekleştirebilir. Bir önde tek adayı 2, 5 ve 4 sıralamam. Günün kapanış ayağına geldiğimizde burada dikkat çeken bir isim var. Yarışın favorisi olan 4 numaralı Gök Kuzgun. Yani bir anda sağ taraftan mesaj gelince bir saniye sesi ben bir kısayım. Gök Kuzgun en son yarışta şartlı 5 koştu. Şu anki yarışa baktığımızda handikap 14, şartlı 3, şartlı 2 ayarında bir yarış diyebilirim. Yani 2-3 alt gruba gelen bir Gök Kuzgun var ki bu at en son yarışında 3. kelle ederken hem el oynatmadı hem de çok rahat bir 3. kelle ederken Ocakbaşı gibi bir atada geçmeyi başardı ve geçildiği 2 tane atta Elite Time ve Doğu Yıldızı gibi 50 handikap puanı aşmış isimler. Bugün baktığımızda yarışta en yüksek handikap puanı at Savaşçı Tay 10-50 handikap puanı var. Diğerinin ise 40-30 bandında handikap puanlarını görüyoruz. Bence bu at güzel bir çıkış yakaladı ve bugün de bunu kazanarak taşlandıracaktır. 4 numara Gök Kuzgun'u kazanmaya çok yakın görüyorum. Eğer son ayakta bir risk alıp tek aday olarak değerlendireceğim diyorsanız 4 numarayı da mutlaka değerlendirebilirsiniz. Ben rakip olarak bir tane at önereceğim. O da cazip bir at olacak. 8 numaralı Alavara. %3 AGF oranı var. Baya baya gerilerde kalmış, baya baya unutulmuş bir isim. Alavara benim çok daha eski yarışında İzmir'den tanıdığım bir at ve özellikle İzmir'deki yarışında bu at önde gidip başarılı yarışlar yapıyordu. Daha sonra İstanbul'a geldiğinde birkaç yarışında öne çıkmayı denedi. Özellikle Dündarzade yarışında bunu denedi ki uzun mesafede. Dündarzade belli başlı mücadeleye girdiği için yarışı biraz geriler tamladı. Çok ölçü alınmayacak tarzda bir yarışa imza attı. Bugün yarışta önde gidecek bir at yok. Sürat yapabilecek bir isim de yok. O yüzden de Alavara eski zamanlarda olduğu gibi bir inisiyatifle birlikte bugün önlere çıkabilir, yarışın liderliğini alabilir ve çok süratle gitmeyecek yarışta eğer o yaptığı çok iyi o azıkları da yarışa yansıtabilirse ben bir beyaz bayrak aynı performansıyla sürprize imza atabileceğini düşünüyorum. Özellikle son ayakta sürpriz at, cazip at arayanlar 8 numaralı Alavara'ya dikkat edebilirler ki şu dipnotu da vermem gerekirse bu at kazandığı gün Özarın'ı da Umberto'yu da çok rahat bir şekilde geçmişti. Bu da ayrı bir şekilde dipnot olarak burada kalmalı. Son ayak için sıralamam 4 numara kazanmaya çok yakın, 8 numara rakip diyerek 2 atla da son ayak geçiyor ve İstanbul yorumlarını tamamlıyorum. Dediğim gibi ön planda olan atlar var, kazanma ihtimali çok yüksek. Ya bugün misli bitecek ya da bugün şöyle bir şey olacak. Bir yerde bir 20 lira ganyan görecek, yani böyle 3-5 lira 3-5 lira değil de Favori bir yerde şak 20 lira 30 lira 40 lira görüp bir anda ikraminin 2-3 bin lira çıktığını göreceğiz. O yüzden de ya bu tarzda bir değerlendirmede bulunacaksanız 3 tane tek atıp adaylardan istediğinizi tercih edip diğer 3 aya böyle kapatmayla farklı bir kurguda denilebilir. Burada artık son söz sizde. Benden bugünlük bu kadar. Herkese bol şanslar. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.